Merhaba arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde Mısır'ın vejetatif dönemleri hakkında bilgi vermiştim. Kısaca o derslerimizi tekrarlayıverelim hemen hızlı bir şekilde. Tohumu ilaçlı şekilde ekiyorduk. Sebebi de bozkurt ve çalkuz zararlarına karşı tohum ilaçlaması önemliydi. İkincisi, ekim öncesinde suya ihtiyaç varsa sulama ya da ekimden sonra sulama yapılıyor. Bu da ihtiyaca binaen yağışlarda özellikle ikinci üründe önemli bir durum. Gübreleme ekimde mutlaka gübreleme yapıyoruz. Ekimden önce gübreyi de verebiliriz, taban gübresini tohum ekimi esnasında da verebiliriz. Sulamayı ekimden önce de yapabiliriz. Çimlendirme çıkış sulamasını ekimden sonra da yapabiliriz. Tohum ektikten sonra çimlendirme sulaması da yapabiliriz. Eğer tabi bitkinin tabi çıkış için suya ihtiyacı varsa, yağış yoksa tabi, toprak kuru ise. Her bir uygulamalarımızı 1, 2, 3, 4 yapraklı dönemde yapıyoruz. 4 yapraklı dönemden sonra yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Geç kalırsak da 5. yaprak döneminde asla 6. yaprak dönemi ve ondan sonraki dönemlerde her bir uygulaması yapmıyoruz. İkinci gübrelememiz dediğimiz üst gübrelememizi 5 yapraklı dönemde yapıyoruz. Çünkü 6 yapraklı dönemde bitkide çok önemli gelişmeler oluyor. Onları daha önce anlatmıştım. Bitkiyi 6 yapraklı döneme hazırlayabilmek için 5 yapraklı dönemde sulama ve gübreleme yapmak gerekiyor. 5 yapraklı dönemde bitki sapa kalkmaya başlıyor. 6 yapraklı dönemde de tepe püskülü ve koçan taslağı oluşturuyordu. Daha önceki derslerimizde genel olarak bu hususlara değinmiştik. Örneğin 6 yapraklı dönemde 6. boğum üzerinde bir çıkmış olan bir koçan taslağını görüyorsunuz. Koçan taslağı da 6 yapraklı dönemde oluşmaya başlıyor. Bitkinin toprak üstündeki ilk boğumu olan 6. boğumdan bitkinin üst kısmına doğru 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. ve 14. boğumlarda bitkinin yaprak sayısına bağlı olarak bitkinin üzerinde 6 ile 14. boğumlar arasında bazen de bitkide 13. ile 6. boğumlar arasında bazen de 12. boğumla 6. boğum arasında 6 ile 7, 8 ya da 9 civarında bitkide koçan taslağı oluşabilmekte. Bu konuyu, koçan taslaklarının oluşumu ve boğumları bu dersimizde daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu dersimizde 7-8 yapraklı dönemleri ve 9-10 yapraklı dönemleri anlatacağım. 7-8 yapraklı dönemde bitkide yine çok önemli olaylar meydana geliyor. Yaprak çıkışı ve gelişimi devam ediyor 7-8 yapraklı dönemde. Bitkinin boğum araları uzuyor ve bu bitkinin boyu uzuyor. Dolayısıyla bitkide tepe püskülü taslağı gelişimi, değişimi, büyümesi devam ediyor. 6. yaprak döneminde başlamıştı. Bitkide yine önemli bir organ olan tanenin oluştuğu koçan taslağın oluşumu da 6 ile 7. yapraklar arasında asıl gerçek çıkışını oluşturuyordu. İlk çıkışı 4 yapraklı dönemden sonra 5 yapraklı dönem civarında başlıyor fakat asıl gerçek koçan taslağının çıkışı 6 ile 7. yaprak arasında gerçekleşiyor. 7. yaprakta da
döneminde de koçan taslağın üzerinde tane taslakları, dişi çiçeklerin organlarının ilk hali olan taslaklar meydana geliyordu. 7. yaprak dönemi de çok önemli bir dönem. Şimdi 7. yaprak ve 8. yaprak dönemlerimizi daha ayrıntılı bir şekilde incelemeye başlayalım. 7 yapraklı bir bitki. Hatırlarsanız en alttan sayıyorduk. 1. 2. yaprak, 3. 4. 5. 6. ve 7. yaprak. 7. yaprağımızda büzgü var. Dolayısıyla bu bitkimiz 7 yapraklı dönemde kabul ediliyordu. Bitkiden yine 7 yapraklı döneme bakarsak, 7 yapraklı dönemde burası toprak seviyesi, şurası. Hemen toprak seviyesinin altında, hemen altında 5. boğum var. 5. boğumla 4. boğum arasında ilk boğum arası burasıydı. İlk boğum arası, boğum arasının uzadığı yer burasıydı hatırlarsın. Burası da 6. boğum. 5. ile 6. boğum arası. Asıl ilk boğum arası burası. 4 ile 5. boğum arası. Fakat boydaki uzamanın fark edilişi 5. ile 6. boğum arasındaki boğum arası daha fazla uzadığı için bitkinin boya sapa kalktığı daha çok 6. boğum arasının uzamasından anlaşılıyor. Bu da şeyde 7. yaprak döneminde çok daha belirgin oluyor. Bitkinin boya sapa kalktığı daha belirgin oluyor. Burası dediğimiz gibi 6. boğum, 7. boğum, 8. 9. 10. boğum şeklinde böyle üstünde boğumlar binmiş şekilde, sık bir şekilde, dizilmiş şekilde ilerleyen zaman içerisinde boğum araları açılacak ve bitkinin boyu da uzayacak. Ve tabi buradaki başlak taslakları da dolayısıyla çıkmış olacak. Şu anda biz tabi bitkinin üzerinde 8-9 yaprak, 7 yapraklı dedik ama 8. 9. belki de 10. yapraklar da görülüyor. Fakat diğer yapraklar burada taslak şeklinde duruyor. Zaman içerisinde o bitkinin o yapraklarda ilerleyen zamanlarda çıkacak. Tabii 7 yapraklı dönemde biz koçan 7 yaprak 6 yapraklı ile 7 yapraklı dönem arasında koçan taslağının oluşumundan bahsetmiştik. Koçan taslağının oluşumuna müteakip 2-3 gün sonra da koçan taslağının üzerinde tanelerin ilk taslakları oluşuyor demiştik. İlk taslakları oluşurken koçan taslağının üzerinde, koçan üzerinde oluşan tane taslakları bize koçan üzerindeki sıra sayısını belirtiyor. Yani koçan üzerindeki sıra sayısı 6-7 yapraklı dönemde koçan oluştuktan sonra 7 yapraklı dönemde hemen peşinden 7 yapraklı dönemde koçan üzerinde koçanda kaç tane sıra sayısı olacak o belirleniyor. Sıra sayısı da koçan üzerindeki sıraların şöyle giden sıraların sayısını bu şekilde sayıyoruz. Eline doğru sayıyoruz. Koçan sıra sayısı bu şekilde bulunuyor. Koçanda sıra sayısı Mısır bitkisinde koçanda çiftler halindedir. 12, 14, 16, 18, 20 çift rakamlıdır. Hep çiftler şeklinde olur. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağım. Sıra sayısı bu şekilde oluşuyor ve 7 yapraklı dönemde sıra sayısı belirlenmiş oluyor. Koçanda sıra üzerindeki tane sayısı da bu şekilde boy üzerinde sayılarak belirleniyor. Bu da asıl 11-12 yapraklı dönemde gerçekleşmeye başlıyor. Koçanda sıra sayısının belirginleşmesi. 16-17 hatta 18 yapraklı döneme kadar koçanda sıra sayısının sıranın üzerindeki tane sayısı. Koçanda sıranın üzerindeki tane sayısı
11-12 yapraklı dönemden başlıyor. 18 yapraklı döneme kadar koçan üzerindeki koçanın sırasının üzerindeki tane sayısının belirlenmesi 11. 12. yapraktan başlıyor. 18. yaprağa kadar devam ediyor. Fakat koçan üzerindeki sıra sayısı 7 yapraklı dönemde, 7 yapraklı, 8 yapraklı dönemde belirleniyor. Koçan'da kaç tane sıranın olacağı sayı. Dediğim gibi 12 olabiliyor, 14, 16, 18, 20 civarında. Çok iyi çeşitlerde, çok verimli çeşitlerde 18-20 civarında olabilir. Genelde Türkiye'deki üretilen çeşitlerde 16-18 civarında sıra sayısı olur bir koçanın üzerinde. Yüksek verimli çeşitlerde 18-20 olur. Eğer mısır bitkisinin bakım uygulamalarını, sulama, gübrelemeyi ihmal edersek koçanda sıra sayısı hemen azalır. 14-12 civarına iner. O da tabii dolayısıyla verimi etkiler. Evet. Koçan üzerindeki sıraların çift olmasının sebebi koçan üzerinde tanelerin oluştuğu taslaklar aslında bu şekilde görünüyor. Koçan üzerinde bir tane ve diğer tane ikisi merkezi olarak bir sapa bağlılar. Burası da koçanın taslağının alt kısmı dediğimiz somak ya da sömek dediğimiz kısım. Oradan çıkıyor. Burası başakçık diyoruz. Başakçık, iki tane başakçık oluşuyor. Bunları biraz sonra göstereceğim. İki başakçık oluşuyor. İki başakçık tek bir merkeze bağlı. İki başakçığın üzerinde birer tane oluşuyor. Bir tane dişi çiçek burada, diğer dişi çiçek de burada. İki tane dişi çiçek ve bunların tabi yumurtalıklardan da döllenmesiyle birlikte de bir tane burada oluşuyor, diğer tane de burada oluşuyor. Çift şekilde böyle tane oluşuyor. Çift şekilde başakçık var ve her bir başakçıkta bir tane fertil çiçek var. Bu başakçıkta bir fertil çiçek, bu başakçıkta bir fertil dişi çiçek var. Ve bunların döllenmesiyle bir çift tane meydana geliyor. Dolayısıyla koçandaki sıra sayısının çift olmasının sebebi bu. Biraz sonra bunu daha da ayrıntılı şekilde göreceğiz. Koçan üzerinde şöyle biraz daha geriye doğru götürürsem mısır bitkisi üzerinde koçan taslaklarının oluşumları bitkinin en altındaki 6. boğumda ilk koçan taslağı oluşumu başlıyor. Sonra 7. boğumda, 8. boğumda, 9., 10., 11., 12. boğumda, 13. boğumda şeklinde bu şekilde devam ediyor. Mısır'ın çeşit özelliğine bağlı olarak 6. boğumdan çeşit özelliğine bağlı olarak 6. boğumdan ya 12. boğuma kadar ya da 6. boğumdan 13. boğuma kadar ya da 6. boğumdan 14. boğuma kadar. Yani çeşit özelliği olarak 6. boğum ile ya 12. boğum arasında 6 tane koçan taslağı oluşuyor. Bu 6. boğumla 12. boğumlar arasındaki boğumların hepsinde birer tane oluşuyor. Ya da başka çeşit özelliği olarak örneğin erkenci çeşitlerde yaprak sayısı az ise 18 ise 6. boğumla 12. boğum arasındaki boğumlarda 6 tane koçan taslağı oluşuyor. Orta
orta gruptaki çeşitlerde 6. boğumla 13. boğum arasında koçan taslakları oluşuyor. 7 tane örneğin koçan taslağı oluşuyor. Geçici çeşitlerde ise yaprak sayısı fazla olduğu için erkencilerde 18 yaprakta hatırlarsanız 18-19 yaprak, ortalarda 19, orta grupta 19-20 yaprak olabiliyordu. Geçici gruplarda da 20-21 yaprak olabiliyordu. Geçici çeşitlerde de koçan taslağı 6. boğum ile 14. boğum arasında olabiliyor. 8 tane koçan taslağı oluşabiliyor. En üstteki boğumdan ana koçan, ön üstteki boğumlar bu durumda ne oluyor? Çeşidin erkenci ya da geç olmasına göre 12. 13. 14. boğumlar oluyor. 12. 13. ve 14. boğumlarda ana koçan taslakları, en büyük koçan, en üstteki koçan taslağında yani şeyde boğumlarda 13. 12. 13. ve 14. boğumlardaki koçanlarda, koçan taslaklarında en büyük koçan oluşumu gerçekleşiyor. Bu da tepe püskülü açısından bakıldığı zaman biz koçanları konuşmuştuk, koçan taslaklarını konuştuk. Tepe püskülünde de aynı şekilde tepe püskülünün gelişimini hatırlarsak 6 yapraklı dönemde başlıyordu. Fakat 7 yapraklı, 8 yapraklı, 9 yapraklı döneme geldikçe tepe püskülü gelişimi hızlanıyor, artıyor. Tepe püskülünde de aynı şekilde koçanlar taslağındaki gibi çiftler şeklinde baş açıklar vardır. Tepe püskülünün üzerinde de tıpkı koçanın üzerindeki tane çiftler şeklinde tane oluştuğu gibi tepe püskülünün üzerinde de çiftler şeklinde, çift çift, ikili ikili gruplar şeklinde başakçıklar vardır. Böyle ikili başakçıklar vardır. Böyle ikili gruplar şeklinde yüzlerce tepe püskülünün üzerinde başakçıklar vardır. Birisi burada görüldüğü gibi sapı olmayacak şekilde sapsız, diğeri de sapı biraz daha uzun şekilde pediseli var, diğeri de pediseli yok şeklinde başakçıklar oluşabiliyor. Bu başakçıkların içerisinde de ikişer tane çiçek var. Koçan üzerindeki çiçeklerde, biraz sonra ayrıntı çekilirler. Koçan üzerindeki başakçıklarda her birinde birer tane çiçek fertildi. Burası bir başakçık, bir çiçek fertil ve bir tane oluşuyor. Bir başakçık, ikisi bir bağlı bir çift şeklinde. Bir başakçık da burada var ve bir tane çiçek fertil, bir tane tane oluşuyor. Ama tepe püskülünde her bir başakçığın içerisinde, burada iki tane başakçık görüyoruz çift şeklinde, her bir başakçığın içerisinde ikişer tane erkek organı var. Dolayısıyla burada iki çiçekte fertil şekilde polen oluşturuyor ve şurada onun görüntüsü. Şuradaki bir başağın içerisinde iki tane çiçek var. Bu tane olmuş olsaydı ikinci çiçek kısır olacaktı. Sadece bir tane çiçek olacaktı. Koçanın üzerinde olmuş olsaydı bu başakçık. İkinci çiçek kısır kalıyor. Sadece bir çiçek kalıyor ve tane oluşturuyordu. Ama koçan tepe püskülü üzerindeki çiçek, başakçıkların içerisindeki çiçekler, başakçıkların içerisindeki çiçekler iki tane çiçek ve ikisi de fertil şekilde. Bunları şu şekilde izah edebiliriz. Burası tepe püskülünün, şu tepe püskülünün taslağı, tepe püskülü taslağı. Burası da koçanın ilk taslağının biraz daha ilerlemiş hali. 7 yapraklı, 8 yapraklı dönemde. Yani üzerindeki dikkat edersek tanelerin oluşturacak olan başakçıklar çıkmaya başlamış. Dolayısıyla 7 yapraklı, 8 yapraklı dönemi temsil ediyor burası. Burası da 7-8 yapraklı dönemde ki tepe püskülünü temsil ediyor.
tepe püskülünün dallanmaları ve tepe püskülü üzerindeki başakçıkların taslakları buralarda. Burayı biraz daha ayrıntılı incelersek, örneğin şurası daha yakın bir fotoğraf. Koçan üzerindeki tane taslaklarının oluşumları. Koçan'da tane taslaklarının oluşumları ilk önce dip kısımdan, Koçan'ın en alt kısmından başlıyor. En üst kısma doğru devam ediyor. Yeni taslaklar, yeni tane taslakları, oluşumları uç kısımda sürekli devam ediyor. Bu tane taslakların oluşumu Koçan üzerinde 7 yapraklı dönemden başlıyor. Tane taslaklarının, buradaki tane taslaklarının oluşumları 7-8, 18, 17, 18 yapraklı döneme kadar uç kısımdan yeni yeni taneler ilave ediliyor. Burası hatırlarsak Koçan'daki sıranın üzerindeki tane sayısıydı burası. Şöylesine sayarsak da böylesine 1, 2, 3 şeklinde, bu şekilde sayarsak çiftler şeklinde dikkat edilecek. Burası da sıra sayısıydı. Koçan'daki sıra sayısıydı. Her çiftler şeklinde bakarsak. Bu şekilde çiftler şeklinde. Koçan üzerindeki birinci ve ikinci tane bu şekilde yan yana duruyorlar. Aslında bunların şu gösterdiğimiz şu kısım bir tane başak. Şu da bir tane başak. Alt kısımda Koçan'ın alt kısmında dediğimiz taneye bağlanan kısım somağa bağlılar, sömeğe bağlılar. Bazen sömek deniyor, bazen somak deniyor. Somak da diyebiliriz, sömek de diyebiliriz. Yani bazen sömek, bazen somak dersem farklı söylüyormuş gibi algılamayın. Çünkü ikisi de kullanılıyor. İkisini de bilmenizde fayda var. Koçan üzerindeki tane taslakların dikkat ederse alt kısımlarda belirginleşmiş. Koçan'ın üst kısmına doğru gittiğimiz zaman Koçan'daki başak taslaklarının oluşumları henüz gerçekleşmemiş. Burada yeni yeni Koçan taslakları oluştuğu için ilerleyen zaman içerisinde bu Koçan taslakları belirlenecek, ikiye ayrılacaklar. Bu şekil ikisi bileşik şekilde oluyor. Daha sonra da ilerleyen zaman içinde Koçan'daki tane oluşturacak başakçık taslakları bu şekilde ayrılıyor. İkisi çift şeklinde ayrılıyor. Buna benzer oluşum tıpkı tepe püskülü taslağının üzerinde de gerçekleşiyor. İlk tepe püskülündeki erkek organlarını taşıyan, anterleri taşıyan taslaklar, erkek organları taşıyan çiçekler, taslakları ana eksen üzerinde gerçekleşiyor ve altta gerçekleşiyor. Yukarıya doğru yeni yeni erkek çiçek taslakları oluşuyor. Onlar da çift şeklinde. Hatırlarsak biraz önceki buradaki görüntüde söylediğim gibi şurada çift şeklinde. Burada da çift şeklinde. Tanede, Koçan'daki taneye de verirsen bu şöyle burada çift şeklinde. Burası bir başak, burası da bir başak şeklinde oluşuyor. Örneğin şurası tepe püskülündeki erkek çiçeğin durumu. Hatırlarsak bir, iki tane başakçık yan yana ve birisinin pediseli sapı, başakçık sapı vardı. Diğerinde çok az bir şekilde görünüyordu. Burada biraz belirgin olmuş. Tabi şekilsel olarak çizmek için. Burada her bir başakçık içerisinde burada demiştim ben koçan diyorum pardon. Tepe püskülünün erkek organları oluşturan çiçekleri, erkek çiçekleri taslaklarının içerisinde yani her bir başakçık içerisinde ikişer tane çiçek var demiştim. Her bir başakçığın içerisinde ikişer tane çiçek var. Burada bir tane başakçık var ve bunun içerisinde ikişer tane çiçek var.
her bir çiçeğin içerisinde de 3 tane anter var. 3 anter bir çiçekte, 3 anter bir çiçekte. Dolayısıyla 3 anter burada, 3 tane de anter burada. Burası erkek organları temsil ediyor. Ve 2 tane çiçek var. Birinci erkek çiçek burada, ikinci erkek çiçek burada. Şu yeşil olan kısım da başakçık kavuzları. İkinci başakçık da burada. Ve ikinci başağın içerisinde de 2 tane çiçek var. 3 anter, 3 anter de burada. Ve bunların da temsili gösterilişleri. Fakat koçan üzerindeki dişi çiçeklerde şöyle bir durum var. Dişi çiçeklerde de 2 tane başakçık yan yana. Koçan taslağının üzerinde şuradaki yani 2 tane başakçık yan yana. Bu birinci, bu da birinci. Yani birinci başakçık, şu da ikinci başakçık. Bu da aynı şekilde bu başakçıkları temsil ediyor. Bu yan yana iki başakçığın görüntüsü buradaki görüntüyle aynı. Her bir başakçığın içerisinde koçandaki yani dişi çiçeği temsil eden başakçığın içerisinde bir tane yumurtalık, bir tane dişi çiçek gelişip fertil ve döllenerek bir tane oluşturuyor. Aslında ikinci bir çiçek daha var. Tıpkı her bir başakçığın içerisinde erkek organları taşıyan tepe püskülündeki bir başakçığın içerisinde 2 tane çiçek olduğu gibi aslında dişi çiçeğin de dişi çiçekleri de taşıyan dişi yani koçan üzerindeki dişi başakçık üzerinde de aslında 2 tane çiçek var. Fakat çiçeklerden birisi kısır, gelişemiyor. O dumura uğruyor, gelişemiyor ve bir tane her bir başakçıktan bir tane çiçek erkek dişi çiçek gelişiyor. Dişi yumurtalık gelişiyor. Ve burada döllenerek her bir başakta bir tane oluşuyor. Burada da aynı şekilde ikinci başak üzerinde de aslında 2 tane çiçek başlangıcı itibariyle var. Fakat ikinci çiçek dumura uğruyor, kısır kalıyor, gelişemiyor. Bir tane çiçek kalıyor. Ama erkek çiçeklerin taşındığı, erkek başakçıkların olduğu tepe püskülünde her bir başakçığın içerisinde 2 tane çiçek var. 2 başakçık yan yana. İki başakçık yan yana çift şeklinde bulunuyor. Tepe püskülünde erkek organların taşındığı yerde iki başakçık yan yana bir çift başak bulunuyor. İki tane başak yan yana. Her bir başakçığın içerisinde 2 tane erkek çiçek var. Ve bunların ikisi de fertil. Her birinde de üçer tane anter var ve polen veriyorlar. Fakat dişide de buna benzer ilk başta bir oluşum meydana geliyor. Yani koçan üzerindeki dişi başakçıklar üzerinde de aynı durum var başlangıçta. Yani onlarda da 2 tane başakçık yan yana, 2 başakçık birlikte çıkıyorlar. 2 başakçığın içerisinde 2 tane dişi çiçek gelişiyor. Fakat İkinci dişi çiçekler burada da görüyoruz. Bakın birinci başağın içerisindeki ikinci çiçek, ikinci başağın üzerindeki ikinci çiçek. Bunların ikisi de kısır kalınca her bir başakçık içerisinde birer tane çiçek kalmış oluyor. Dişi çiçek. Bir tane burada, bir tane de burada. Dolayısıyla ikisi birlikte alttan da bağlı bir şekilde burası sömeğe bağlı. Sömeğe bağlı kısım. Dolayısıyla burada her bir başakçık birer tane taneyi oluşturuyor. Bu bir tane bir başakçığın içerisinde burada bir tane çiçek, dişi çiçek bir tane oluşturuyor. Burada da dişi çiçek bir çiçek oluşuyor. Bir tane çiçek, dişi çiçek oluşuyor. Ve o dişi çiçeğin döllenmesiyle de bir tane oluşuyor. Fakat ikisi birlikte alt kısımdan birlikte
sömeye birlikte bağlanmış. İkisi birlikte aynı şekilde, ikisi birlikte V şeklinde bağlanmış şekilde, ikisinde sapı aynı noktadan merkezi bir sistemle koçanın tabanına bağlanmış şekilde bulunmasından dolayı çiftler şeklinde taneler bulunuyor. Tepe püskülünde de aslında aynısı. Çiftler şeklinde çift çift başakçıklar bulunuyor. Her bir başakçığın içerisinde de çiftler şeklinde erkek organ bulunuyor. Burada mesela yumurtalığın gelişimi, yani dişi organın gelişimiyle ilgili koçan üzerindeki dişi çiçeklerin gelişimi ve bir tanesinin dumura uğramasıyla ilişkili çok güzel bir fotoğraf çekilmiş. Burada şöyle iki tane başakçık çift şeklinde yan yana bulunuyor. Şu başakçığı düşünelim. Şurada. Şurada iki tane. Bu bir başakçık, bu da bir başakçık. İkisi yan yana, fakat alt kısımda ikisi bağlı şekilde. Zaman içerisinde bu başakçıklardan örneğin şunu alırsak, buraya taşırsak, şu bir tane başakçık. Buraya taşıdığımız zaman o da burası zaten temsili olarak. Bu kısır kalan, dumura uğramış olan alt çiçek burada. Bu alt çiçek dumura uğruyor. Aslında başağın içerisinde her bir dişi başağın içerisinde ikişer tane. Burası dişi çiçek birincisi, burası dişi çiçek ikincisi bir başağın içerisinde. Aslında her bir başakta bir tane tane oluşuyor ama gerçekte iki tane tane oluşma potansiyeli var. Ama nedense sebebi tam olarak bilinmiyor. İkinci çiçek dumura uğruyor, yok oluyor, kayboluyor. Birinci çiçek kalıyor ve birinci çiçek, dişi çiçek dölleniyor, tozlanıyor, dölleniyor ve tane oluşturuyor. Ondan dolayı her bir başakta birer tane tane. Bir başakta burada bir tane, bu başakta burada bir tane var. Aslında bu başağın içerisinde iki tane tane olabilir. Çünkü iki çiçek var, fakat birisi dumur oluyor. Bu başağın içerisinde de öyle, başakçının içerisinde de öyle. İki tane çiçek var. Fakat bir tanesi dumura uğruyor, bir çiçek kalıyor ve bu çiçeğin içerisindeki bu çiçekteki dişi organ dediğimiz yumurtalık tozlanıp döllenip bir tane tane oluşturuyor. Dolayısıyla bu da bir temsil olarak ikinci çiçeğin dumura uğraması ve gynoekosom dediğimiz burası yumurtalık gelişimi. Stamenler tabii erkek organlar dişi çiçeğin içerisinde var, fakat bunlar gelişmiyor. Bunlar gelişmeyip bunlar da dumura uğruyor. Sadece yumurtalık gelişiyor. Özellikle koçanda sıralarda şu, böyle bu şekilde bozukluklar meydana gelebiliyor. Bu bozukluklardan bir tanesi genetik olarak bu çiçeklerden hatırlarsak, bu dişi çiçeklerden başağın birisinde bir tane çiçek fertil kalıyordu. Diğer başakta da bir tane çiçek fertil kalıyordu. Bunlardan bir tanesi eğer kısır kalırsa, yani şöyle bu başakçıklardaki iki çiçekten her ikisi de eğer kısır kalırsa, dolayısıyla sadece bir başakta bir tane çiçek oluşur, yanındaki başakçıkta çiçek oluşmazsa, dişi çiçek oluşmazsa, o zaman bu dişi çiçeğin olduğu yer boş kalıyor. Diğer sıralardaki diğer başakçıklar üzerindeki oluşan taneler o boş kalan tanenin yerine, örneğin şurada bir tane var. Boş kalan tanenin yerine, örneğin burada var. Bu şekilde. Boş kalan tanenin yerini dolduracak şekilde biraz daha iri şekilde büyüdükleri zaman sıralarda bozulmalar meydana geliyor. Bu sıra bozulmasının nedeni de dişi çiçeklerdeki dişi çiçekleri oluşturan
dişi başakçıklardaki çiçeklerin bazen kısır olabilmelerinden kaynaklanıyor. Bir genetik bir problem. Ama bazen bizim uygulamalarımızla da ilişkili olabiliyor. Ben özellikle herbisit uygulamalarında, hatırlarsak herbisit uygulamalarında koçan taslaklarının oluşumunun altı yapraklı dönemde olduğunu ve altı döneminde olduğunu ve altı döneminde ve ondan sonraki dönemlerde kesinlikle herbisit uygulanmaması gerektiğini söylüyordu. Bunun sebebini de burada görüyoruz. Herbisit uygulanmış ve altı döneminde ve altı döneminden sonra ve koçan üzerindeki deformasyonlara bakın. Koçan üzerindeki farklılıklara bakın. Bu sağlıklı bir koçan herbisit uygulaması V4 dönemi ve önceki dönemlerde yapılmış. Burada da herbisit uygulaması V6 ve sonraki dönemlerde yapılmış ve koçan üzerinde tahribat oluşturmuş herbisit. Onun için koçan taslağının oluşumu zamanı dediğimiz V6 ve on sonraki dönemlerde V6'da da uygulamayacağız herbisit ve ondan sonraki dönemlerde de herbisit uygulamaması gerekiyor. Bu şekilde helere zarar veriyor. Koçan üzerinde oluşan yumurtalıklara, yumurtalık da demek zaten tane demek. Yumurtalıkları erken dönemde, çiçek taslaklarını erken dönemde tahrip ettiği zaman bu da doğrudan koçanda tane oluşumlarını engelliyor. Mısır'da özellikle V7 ve V8 dönemleri zirai mücadele açısından da önemli. Mısır'da hastalık ve zararlarla ilgili konulara zaten değineceğiz ayrı bir şekilde. Hastalıkların zararları ve yabancı otları geniş geniş ayrı ayrı belki birer ders ayrı ayrı anlatacağız. Böyle. Belki 3-4 ders yapacağız. Mısır'ın hastalık ve zararları veya yabancı otlarla mücadelesini. Fakat 7. ve 8. yaprakta bazı önemli gözlemlerin yapılması gerekiyor. Bunlar nedir? Mısır'da örneğin şey zararı önemli. Mısır'da koçan kurdu zararı çok önemli. Koçan kurdu, Mısır'da koçan kurdu ve Mısır kurdu dediğimiz bu zararlar Mısır'ın toprak üstü aksamlarını, yapraklar, sap, yaprak kanı, koçan, tepe püskülü, bütün toprak üstündeki bütün aksamlarını, bitkinin her yerine zarar veriyor. Koçanları yiyip tüketebiliyorlar. Sapının iç kısmında tüneller açıp, galeriler açıp yok edebiliyorlar burada görüldüğü gibi. Yapraklarına çok büyük tahribat yapıyorlar. Bunlar için koçan kurdu ve mısır kurdunun yumurtalarını takip etmek gerekiyor. Yumurtalarını takip edeceğiz. Mesela koçan kurdu yumurtasını mısırın bitkisinin yaprağının hangi yaprağının yaprak kınının iç kısmına bırakıyor. Mısır koçan kurdu iç kısmına bırakıyor. Ne zaman bırakıyor? Ve 7 yapraklı 8 yapraklı dönemde bırakmaya başlıyor. Ondan dolayı tarlamızı 7-8 yapraklı dönemde gezip yaprak kınlarının iç kısımlarına bakacağız. Koçan kurdu zararlısının yumurtaları var mı yok mu diye. Ya da burada tabii ileride burası yapraklara örneğin zarar vermiş. Sap kısmına zarar vermiş. Koçanın püskül kısmına zarar vermiş ve içeriye girip koçan yemiş, koçana zarar vermiş. Koçanın iç kısmında koçan sadece koçanın yemekle de kalmıyorlar. Aynı zamanda patojen dediğimiz yani diğer hastalıkların artması, fungal hastalıkların artmasına da neden oluyor. Burada mesela fungal hastalıkların oluşumu da meydana gelmiş. Böyle ciddi zararlar veriyorlar. Mısır kurduna bakacak olursak, Mısır kurdu da bu şekilde
Mısır kurdu da yaprakların alt kısmına, özellikle yaprakların alt kısmına yumurtalarını bırakıyor mısır kurdu. Mısır kurdu da aynı şekilde kocaman sapını, yapraklarını, tepe püskülü, koçan püskülü, koçanı, bitkinin hemen hemen bütün aksamlarını, toprak üstü aksamlarına zarar veriyor. Mısır kurdu için de yaprakların alt kısmına yumurtalara bakacağız ve yumurtalar var mı yok mu diye hemen kontroller yapacağız. 7-8 yapraklı dönemde mısır koçan kurdu ve mısır kurdunun yapraklar altında ve yaprak kınının içerisinde mısır koçan kurdunun yumurtaları. Mısır kurdunun da yaprak altlarında yumurtaları olduğu zaman tespit edersek ilaçlamaya başlıyoruz. Fakat ben bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ilerleyen derslerimizde anlatacağım. Fakat survey için, tarlada gözlem için 7-8 yapraklı dönemli olduğu için, 7-8 yapraklı dönemde başlanması gerektiği için ve biz 7-8 yapraklı dönemi anlattığımız için ondan dolayı şimdilik böyle bir giriş bilgisi olarak verdim. Mısır kurdu özellikle boğumlardan giriş yapıyor. Gördüğünüz gibi sümek kısmını taneleri yiyor. Sümek kısmını koçan sapına zarar vermiş. Tepe püskülü, koçan püskülü yani bitkinin hemen hemen pek çok kısmına zarar veriyorlar. Şimdi bunları mısır kurdunun yumurtası yaprakların alt kısmına mısır kurdunun yumurtası yaprakların alt kısımlarına bırakıyorlar. Bu da larvası, mısır kurdunun larvaları. Bunlar bayağı bir ciddi şekilde sap üzerinin içerisinde galeriler açıp sapı tamamen iç kısmını tüketiyorlar. Bitkinin iletim demetlerinin geçtiği, su aldığı, besin elementlerini aldığı floem kısmının bütün iletim demetlerini hepsini yok ediyorlar. Dolayısıyla bitkiyi iletim demetleri yani damarlarını koparıyorlar. Damarlarını kopardıkları zaman da bitki tabii hayatta kalması mümkün değil. Bu da koçan kurdu. Pembemsi renkli görünüyor. Biraz önceki mısır kurdu biraz böyle kahverengimsi görünürken mısır koçan kurdu pembe renkli aynı şekilde ona benzer birbirlerine benzer şekilde zararlar veriyorlar. Ve ben bu zararları ve diğer zararları, hastalıkları, yabancı otları zaten dediğimiz gibi birkaç derse ayrıntılı şekilde inceleyerek anlatacağız. İsterseniz burada 9-10 yapraklı dönemi bırakalım ve gelecek dersimizde 9-10 yapraklı döneme giriş yapalım. 9-10 yapraklı dönemi anlatalım.